Merhaba arkadaşlar. Parite analiz videosuyla karşınızdayım. Bugün daha çok majör paritelerden gideceğim. Yarın tekrar egzotiklerden ya da kriptolardan, hisse senetlerinden yeni bir analiz videosu yapacağım. Ons altından başlayacağım. Ons altın daha önce yaptığımız, bundan önceki yaptığımız analizde bu haftalıktaki bölgenin aşağıya da yukarı çözülmesini beklememiz gerektiğini söylemiştik tepeden itibaren devamlı pimbarlar oluşturup satış baskısını yemişti. Fakat şu bölgeye geldiği zaman aşağı doğru kırılmasını beklediğimiz bir bölgeydi ve aşağıdan aslında 1250 seviyelerinden bir alış bekliyorduk. Fakat bu bölge yukarı doğru çözüldü. Bu şekilde oluşan bölgelerin aşağı ya da yukarı çözülmesi tahmin edilebilir. Yani aşağı çözülmesi beklenebilir ya da yukarı çözülmesi beklenebilir. Fakat çözülmeden işleme girmek yanlış olacak. Çünkü hala karar aşamasında demektir. Yani fiyat git gel yapması alıcı ve satıcı dengesinin hala değişmemiş olduğunu gösterir. Bu kümenin çözülmesi lazım ve çözülme dikkat ederseniz yukarı doğru oldu. Ve oradan itibaren yani geçen hafta kapanan şu mum çubuktan itibaren bu hafta açılan mum çubuk iğnesiz açıldı ve hacimli bir şekilde yükselişine devam etti. O zaman eğer yukarı doğru çözülürse bu bölgeye inse bile yani 1286 seviyelerine inse bile bu bölgeden alıcı bulma ihtimali yüksek demiştik. Şimdi bu bölgenin test edilmesini bekleyeceğiz. Yani burada alış yapamamış olanların bu bölgeye fiyat tekrar geldiği zaman tepki almasını haftalık grafikte beklemeleri gerekiyor. Yani 1287 1280 seviyelerinde yeniden alıcı bulmasını beklemeleri gerekiyor. Hacimli bir şekilde şu mum gibi hacimli bir şekilde kırılıp bölge altında kapanırsa da daha önce takip ettiğimiz bölge olan 1250 seviyelerinden yeniden alış sinyali kovalamak gerekiyor. Günlükte 10 altında bir pimbar oluşumu mevcut. Daha önceki tepe noktasından bir pimbar oluşumu. Onun daha alt kısmından bir alıcı grubunu buldu. Biraz daha aşağı doğru sarkarsa daha net bir pimbar olacak. Pimbarlar çalışma ihtimali günlükte, haftalıkta 4 saatte kuvvetli olan oluşumlar. Daha önce bunu söylemiştim. Strateji olarak ne yapmak gerekiyordu? Fiyat burada oluşan iğnenin %50 seviyesine tekrar geldiği zaman satış verip daha düşük zaman diliminde oluşan mum çubuklarla Satış sinyalini bulup satış verip iğne üzerindeki bir kapanışta da çıkmak gerekiyor kesinlikle. İğne üzerindeki bir kapanışta kesinlikle çıkmak gerekiyor. Bu şekilde değerlendirme yapmak isteyenler yapabilirler. Fakat dediğim gibi bunun bir pimbar olarak kapanması sağlam, sıhhatli bir şekilde pimbar olarak kapanması lazım. Yaklaşık olarak 1333 seviyelerinde, 34 seviyelerinde kapanırsa bu bir pimbar olarak değerlendirilmez çünkü iğnesi kısalmış, gövdesi uzamış olacak bize küçük bir gövde kocaman bir iğne lazım. O zaman bunun bir pimbar olduğuna kanaat getirebiliriz. Bu şekilde ons saltını takip edilmesi gerekiyor. Euro dolar uzun zamandır takip ettiğimiz bölge, bu bölge geçildiğinden itibaren yani 18 Nisan'dan itibaren bu bölgeyi takip ediyoruz. Her seferinde burada satış baskısını yiyeceğini söylemiştik. Şimdi tekrar bu bölgeye geldi biraz daha yukarı seviyesinde. Fakat dikkat ederseniz bölge içerisinde bir kapanış yapamadı. Bölge üzerinde bir kapanış yapamadı. Yine o bölgeden tepki aldığı gibi bir pin bar yapıp aşağı doğru fiyat geldi. Bunda da strateji aynı. Fiyat tekrar yukarı çıksa bile bu pin bar test edildiği zaman %50 seviyesi, bu iğne test edildiği zaman yeniden satış baskısı satıcıların devreye girme ihtimali yüksek olacak. 1275 seviyelerinden 1.1275 seviyelerinden satış baskısını yeme ihtimali kuvvetli olacak. Belki hiç o, o seviyelerde de test edilmeyecek. Buradan aldığı satıcılarla birlikte aşağı doğru yönünde de devam edebilir. Fakat şurada hem fikir olmamız lazım. Bölge üzerine takip ediyoruz. Bölgeyi takip ediyoruz. Bölge üzerinde 1.13.00 düz rakam olarak verebiliriz. Üzerinde bir kapanış bu senaryoyu kesinlikle iptal eder. Euro dolarla birlikte dolar İsviçre frangını kesinlikle takip etmek gerekiyor. Buradaki oluşum muazzam bir oluşum. Engulf simetri dediğimiz bir oluşum. Yani aşağı doğru bir satıcı grubunun olduğu bölgede hacimli bir geçiş var. Geçişten sonra şu bölgede şu daracık bölgede yeniden alıcıların oluşturduğu bir engulf hareketi var. Yani küçük düşen mum çubuğu büyük yükselen mum çubuk kesmiş şekilde ve buradan itibaren hiç arkasına bakmadan fiyat yukarı doğru hareketine devam etti. Şuradaki küme aşağı doğru çözüldükten sonra satış baskısıyla aşağı doğru devam etmişti. Şimdi bu bölgenin hemen üzerinden güzel bir pin bar bıraktı. Euro dolarla birlikte bu pin takip edilmeli. Belki pin bar daha aşağıda daha bölgenin iç kısımlarında 0.9835 seviyelerine kadar da test edilebilir. Ya da yine bu iğne 0.9890 seviyeleri test edilip yukarı tekrar şu bölgeye çıkma ihtimali var. Burada senaryo aynı şekilde bölge altında bir kapanış 0.9785 ki o zaman senaryonun iptal olması lazım. Avusturya doları e, doların zayıflamasıyla birlikte gevşemesiyle birlikte şuradaki gepli bölgeden bir tepki almış durumda 4 saatlik grafikte. Burada da aynı şekilde şu pin barın tepesinde bir kapanış. Çünkü daha önce pin barı bıraktığı bölgeye yakın yerden hacimli bir mum çubuk aşağı doğru salınmış oldu. Yani burada bir satıcı grubunun olduğunu bize Gösterdi e, buradaki momentumlu mum çubuğa dikkat ederseniz yükselişlerde bu şekilde bir mum çubuk oluşmadı. Şunlar en yüksek, en uzun mum çubuklar bunlar bile bu kadar kuvvetli değil. Bölge üzerinde kapanıncaya kadar 0.70 10 seviyelerin üzerinde bir kapanış oluncaya kadar alış düşünmek riskli olacaktır. Bu şekilde takip edilmeli. Dolar Kanada doları uzun zamandır takip ettiğimiz bir grafik hala bozulmuş değil. Buradaki bobin durmadan alıcılar için fırsat bölgesi oluyor. Ve yeniden bu bölgeye fiyat indiği zaman yine bir alıcı grubuyla birlikte fiyat yukarı doğru hareketlendi. Bölge içerisinde hala bir kapanış yok. Şuradaki atnalı ya da bobin diye tabir ettiğimiz bölge buradaki çıkışın ilk hedefi olabilir. Bölge altında bir kapanış 40 seviyeleri 38 seviyeler altında bir kapanış yönü bir müddet daha aşağı götürecektir diye düşünebiliriz. Kanada doları yen paritesi dolar kanada dolarıyla ters hareket eden bir parite o şekilde takip etmekte fayda var. Burada güzel bir bobin vardı. Bobin oluşumu vardı. Bir küme yani küme yukarı doğru çözülmüş alıcı grubunun olduğunu gösteren. Fakat tepedeki pin barla birlikte 3. mum çubukta 3. 4 saatlik mum çubukta bölge güzel bir şekilde kesildi. Testere ile kesildi. Testere dediğimiz bir oluşum. Burada satıcı grubunu ilk şuradaki İğneli mum çubukta buldu ve fiyat bir müddet aşağı doğru devam etti. Yeniden bölgeye çıktı. Bölgenin alt kısmından bulduğu alıcıyı artık daha aşağıdan bulamadı. O yüzden daha tepeden bir satıcı grubu daha önce boşalttığı şu bölgeden bir satıcı grubuyla birlikte fiyatı aşağı doğru gönderdi. Bölgenin üzerinde yani 81-11 seviyelerin üzerinde bir kapanış oluncaya kadar Kanada doları yen paritesinde de satış yönlü sinyaller aramak gerekiyor. Satış yönlü düşünmek gerekiyor. Ham petrol Brent'e bakmak istiyorum. Brent'te daha önce takip ettiğimiz bölge vardı. Satıcıların devreden çıkarılıp alıcıya döndüğü, alıcıların baskın çıktığı bir bölge henüz test edilmemişti. Ve 3 gündür bölge içerisinde seyrediyor. Burada bir pin bar oluşurdu. Fakat bölgenin çok alt kısmından bir alıcı grubunu topladı. Bölgenin üzerine asıl bizim alış beklediğimiz 63-12 seviyelerin üzerine fiyatı atarsa bugün ya da yarın Burada bir alıcı grubu var diyebiliriz. O zaman bölge altında bir kapanış oluncaya kadar hedefi yukarıdaki 69.30 30 seviyeleri olarak belirleyebiliriz. Dolar indeks haftalıkta takip ettiğimiz bir bölgeydi. Buradaki kümeyi takip ediyorduk. Hacimli bir düşüş yaşanmıştı. Satıcıların baskın olduğu bir bölgeydi. Fiyat hala oraya dokunabilmiş değil. Fakat her çıktığında kısmi bir satış baskısıyla fiyat aşağı doğru yöneliyor. Aşağıdan devam eden iki tane tren çizgisi var. Hala ikisini de kırabilmiş değil. O yüzden dolarda bir gevşemeden yani sağlam bir gevşemeden söz etmek şu aşamada yanlış olacak. Ne yukarı yönlü ne de aşağı yönlü, momentumlu, hacimli, şuradaki mum çubuklar gibi, şuradaki yükselen mum çubuklar gibi bir bar oluşturamıyor. Bir mum çubuk oluşturamıyor. O yüzden dediğimiz gibi dolarda bir gevşemeden söz etmek, düşüşlerle alakalı bir stratejiden şu an söz etmek yanlış olacak. Daha çok yukarı bir hareketin olup bölge içerisinden topladığı satıcıyla birlikte buradaki tren çizgilerinden en az birini kırıp momentumlu, hacimli bir bar oluşmasını beklemek daha mantıklı olacak. Dolar indeksi bu şekilde takip etmekte fayda var. Bir de dolar Güney Afrika randına bakmak istiyorum biliyorsunuz. Dolar TL ile ters hareket eden bir parite. Geçen hafta bir arkadaşın isteği üzerine bunu paylaşmıştım. Burada sağlam bir bobin vardı, sağlam bir talep bölgesi vardı. Orada haftalıkta güzel bir alıcı bulmuş ve fiyat hareketine devam etmiş. Daha sonra oluşturduğu bu bölgede bir omuz baş omuz formasyonu var. Sol omuz baş ve sağ omuz şeklinde ve kapanış bölgeleri itibariyle burası kırılmış. Kırıldıktan sonra aldığı bu haftaki testle birlikte yukarı hareketine devam etti ki tam o anda da bizim Dolar TL paritemiz de aşağı doğru hacimli bir düşüşe geçmişti. Şimdi böyle bir mum çubuk oluştuktan sonra, yani momentumlu bir mum çubuk oluştuktan sonra ve bu mum çubuğun doldurduğu bölgeye çok dikkat edin. Daha önce satış grubunun olduğu bir bölge, iki tane burada iğne var dikkat ederseniz. Daha geriye çektiğiniz zaman yine bu bölgede iğneler ve sağlam satıcıların olduğu bir bölge. Şimdi bölge üzerinde kapanış yani bölge içerisinde bir kapanış oldu. Buradaki iğneleri doldurmuş oldu aşağı doğru rant haftalıkta düşse bile önümüzdeki hafta eğer bu haftayı tabii ki bu şekilde yüksek hacimli bir mum çubuk olarak kapatırsa önümüzdeki hafta bölge içerisine biraz sarkma olsa bile buradan yine alıcı bulması beklenir. Bu şekildeki bir omuz baş omuz formasyonu oluştuktan sonra boyun bölgesi kırıldıktan sonra en az hedef olarak şu şekilde bir hedef çizilebilir. Yani en az olarak buradan yukarı doğru bir 15-58. 15-58 seviyeler ki şu tepe seviyesi olarak takip edilmesi lazım. ilk etapta burada bir pin bar bırakıp yine bölgeye kadar çekilme ihtimali var. Umarım faydalı olur arkadaşlar. Dediğim gibi yarın yeni bir analiz videosu gelecek. Ee, onunla alakalı yapmamı istediğiniz ise senedi kripto ya da parite varsa analizini yapmamı istediğiniz onu da yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.